Anne, biz artık çok büyüdük. O yüzden kendimiz hazırlanacağız. Evet, onu çok iyi biliyorum. Çocuklarım çok akıllı. Kendileri hazırlanabilir. Ama ne yapabilirim? Anneniz sizi hazırlamayı çok seviyor. Dün gece kendimde değilken Artie'ye ne söyledim bilmiyorum. Yaptığım hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Artie'yi bir şekilde üzdüm mü acaba? Teşekkürler baba. Hoşça kal anne, hoşça kal baba. Güle güle. Anne, yarın ben kendim hazırlanacağım, tamam mı? Pekala. Hoşça kal baba, hoşça kal anne. Ayş, koşma düşersin. Artık. Ben dün gece biraz fazla kaçırdım. Artık ben sana hoş olmayan bir şey yapmadım, değil mi? Madem sordun, sana anlatayım o zaman. Bak Yaş, bana bunu asla yapmamalıydın. Ben ne yaptım? Ne yaptım Artie? Ayakkabılarınla uyudun. Ayakkabıyla uyunur mu hiç? Ah, çok şükür tatsız bir şey yapmadım yani. Bir şey mi dedin? Ne? Hayır, demedim. Bakalım çocuklar çıkmış mı? Hı hı. Artık. Dün gece sana bir şey söyledim mi? Evet. Söyledin. Ne dedim? Havluyu koltuğun üzerine bırakmıştım, bu yüzden... O havlu hakkında sonra konuşuruz. Aslında ben seninle ilgili bir şey söyledim mi diye sormuştum. Evet. Doğru. Benimle ilgili bir şey söyledin. Daha doğrusu soru sordun. Evet. İlaçları zamanında alıp almadığımı sormuştun. Evet. İlaçları da daha sonra konuşuruz. Demek istediğim Artie... Ben sana ikimiz için bir şey dedim mi? Demek ki bir türlü söyleyememişim. Pankaç abiye ve Pratik'e ne diyeceğim ben şimdi? Evet.
Çocuklar artık çıkmış olmalı. Vidi yenge ile Paridi mutfakta beni bekliyordur. Gidip yardım edebilir miyim? Hı hı. Abi, o kadar antrenmandan sonra bile yengeme bir şey söyleyemedin mi? Çok kötü. Yaş, senden bunu hiç beklemiyordum. Normalde çok cesurmuş gibi davranırsın. Ama Arti ile konuşmaktan acizmişsin. Pariti. Dün... Seni seviyorum söylenmemiş. Ne? Ama nasıl? Bilmiyorum, söylenmemiş. Arti. Sen var ya, o konuda haklıymışsın. Yenge. Hangi konuda haklıymışım? Dün demiştin ya. Yaşın kalbinden geçenleri söylemesi bir yıl sürer gibi bir şey. Yine içinden geçenleri söyleyemedi değil mi? Ne oldu? Dün gece sana... Seni seviyorum diyemedi. Baksana Yaş. Dün resmen itibarımı mahvettin. Yengenle 5000 rupi bahse girmiştim. Ve kaybettim. Abi, sen kesinlikle umutsuz vakasın. Hiçbir şey yapamazsın. Oturduğumuzdan beri sizi izliyorum da aranızda fısıldaşıp duruyorsunuz. Biri bana da evimde neler olduğunu anlatacak mı? Deline. Yaş, sanırım bu meselede sana epey yardımcı olabilirim ben. Neden öyle bakıyorsun? Ben senin büyüğünüm. Hayat hakkında senden daha fazla tecrübem var. O yüzden kahvaltını bitir de sonra gel biraz konuşalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.